sizin tercihiniz miydi açık havada olması? Evet, kır düğünü biz istedik. Kır düğünü kültürü Türkiye'ye pek yatkın olmadığı için uyuşmazlıkları yaşandı. Ne konuda? Çünkü kır düğünü daha farklı şeyler oluyor ama bizim ailelerimiz diğer türlü düğünü bekliyor. Müzikler olsun, düzen olsun. Ne kadar olsun. Ne kadara tuttunuz burayı? Biz burayı 9000'e tuttuk. İçinde yemek var mıydı yoksa sadece pasta ve kuru pasta tarzında bir şey miydi? Değil, ikramlar da vardı. Yemek değil ama börek vardı, sarma vesaire koyacaklardı. Orada da bir aksilik oldu, farklı bir şey koydular. Nasıl aksilikler oldu Seçil Hanım? Sorumlu organizasyon şefi gelmedi. Farklı bir şey çıkarttılar. Yani su böreği koyacaklardı. Mesela onun yerine bir tane sigara böreği koydular. Sarma koyacaklardı. Bir tane çiğ köfte koymuşlar. Yani onları getirdikten sonra da kaldırtamadık tabii. Hanımlar, bu tarz aksilikler moral bozuyor mu? Sizin de Seçil Hanım gibi moraliniz bozulur muydu? O gün için değiyor bence. Bence de değiyor. Çünkü sonuçta burası misafirlerin geldiği bir yer, kalabalık olan bir yer ve kimsenin ağzında torba dil büzemiyorsun. Herkes arkandan onu söylüyor. Bunu söylüyor. Zaten laf edecek yer arıyor. Bu tarzda aksilikler olunca eleştirecek çok yer çıkıyor. Düğün gelin ve damattan çok aileler ve akrabalar için yapılıyor galiba. Siz de aynı fikirde misiniz hanımlar? Kısmen evet, biz sadece orada bence model oluyoruz. Onun haricinde düğünde eğlenen, daha çok tadını çıkaranlar gelen misafirler oluyor. Ama ben öyle düşünmüyorum. Hani ben kendim tadını çıkardım. Aksiliklerde evet herkes de olduğu evet. için hani takılmadım onlara. Yani onu düğün sonuna kadar kafama takmadım yani. Hani ya bu kadar büyük bir şey olsaydı ne yapacaktınız peki? Yani ya bizim bir tane olsa, bir iki tane problem olsa neyse. Üst üste sürekli bir şey olunca haliyle bizde moralimiz çok bozuldu. Evet, size şanssız gününüzmüş evet. galiba. Büyük bir talihsizlik olmuş. Düğününü de çok fazla beğenmedim. Hoş geldin demek için masaları mı geziyorsunuz tek tek? Evet, bütün masaların hepsini dolaştık ve fotoğraf çektirdik gelen misafirlerle. Zor olmuyor mu sizin için? Olmadı mı hatta? Yo, daha eğlenceli oldu bizim için. Diğer misafirler oynarken biz de dolaştık. Takı törenini neden görmedik? Hemen onu da anlatayım size. Bu arada nikah da yok, nikah görüntüleri de yok. Çünkü aksaklık oldu dediğim için bizim ilk girişimizi gördünüz. Ve videoyu kapatmışlar orada. Sonra direkt oynamaya çekmişler. Dans etme yok, pasta kesmemiz yok, nikah töreni yok, takı yok. Keşke bunları belge olarak gösterebilirdiniz aslında. Yani elinizde bir CD var ve düğün salonu size yönlendirmiş olduğu, vermiş olduğu bir sözleşme söz konusu. Evet. Keşke sözleşmede yazdığı gibi olmadığını ispatlasaydınız. Bunları söyledik ama kavga etmeye çalıştıkları için çok fazla üstelemedik. Çünkü çok terbiyesiz davrandılar. Peki neden hiçbir görüntü yok ellerinde? Hemen onu da açıklayayım. Biz sözleşmede bize demişler ki dışarıdan istediğiniz her şeyi getirebilirsiniz. Biz de kendimiz kendi fotoğrafçımızı getirdik düğünde fotoğraf çekmesi için. Onlar da o kişiyi tanıdıkları için düğüne girdiğimizde, salona girdiğimizde kavga çıkarttılar. Onu istemediler, atmak istediler. Ben o yüzden çekmediklerini düşünüyorum. Daha sonrasında da bu siz dediğiniz gibi ceza vesaire olacağı için düğünün kalanını çekmişler. Evet, ilk başta da kimse fark etmemiş tabii o şeyde. Çekmediğini, nikahı vesaire çekmediğini kimse fark etmemiş. Allah'tan fotoğrafçı vardı, onun fotoğraflarını çekti. Çok da yüksek bir miktar ödemişsiniz. Hiçbir evet. şey çekilmemiş, yazık olmuş gerçekten. Düğünü kendisi beğenmemiş, bir sürü aksilik yaşamış ama benim çok hoşuma gitti. Bence çok güzel olmuş. Aslında sizin düğününüz güzel olmuş ama hiçbir şey çekilememiş, aksilikler evet. olmuş. Siz o yüzden içinize sinmemiş. Evet, büyük ihtimalle. Ya çevreyi falan gelen arkadaşlar, bankadakiler özellikle çok beğendiler, onlar çok eğlendiler. Tabii onlar aksaklıkları görmediği için ben geri gittiğimde iş yerine biz çok beğendik, çok güzeldi, çok eğlendik dediler. Bilmedikleri için tabii aslını. Peki masa düzeni ve üzerinde çiçekler falan görüyorum. Evet. Onlarda hani bir aksilik oldu mu yoksa onları sizin seçtiğiniz gibi mi getirdiler? Onlarda da ben aslında somon rengi istemiştim. Çiçekler de canlı fuşya gibi olacaktı. Onları da pembe yapmışlar ve mor çiçek koymuşlar.